Siber zorbalık teknoloji kaynaklarını kullanarak bir kişiye zarar vermedir. Nasıl zarar verebiliriz? Küçük düşürme olabilir, onu ifşa etme olabilir, utandırma, alay etme, ona hakaret etme, kötü sözler söyleme. Bunları eğer teknolojiyi kullanarak yani internet üzerinden yapıyorsak buna siber zorbalık diyoruz. Siber zorbalık aslında Batı toplumlarında başlangıçta ortaya çıkan bir şey. Bu da normal çünkü hani teknoloji ilk önce orada gelişiyor ve teknoloji kullanımı orada ilk önce yaygınlaşıyor. Ama maalesef bizim toplumumuza da zaman içinde gelen ve bizim toplumumuza da görülmeye başlayan bir şey. Her yaştan insan siber zorbalık yapabiliyor ya da siber zorbalığa maruz kalabiliyor. Ama maalesef en çok siber zorbalık yapan yaş grubu ergenler. Ergenlerde gittikçe artmaya başladı. Çok eğlenceli buluyorlar bunu gerçekten siber zorbalığı. Siber zorbalık hani zorbalığın her çeşidine maruz kalmak çok zor, sıkıntılı bir şey. Ama siber zorbalıkta işte güvenlikle ilgili tehlikeler falan da olmaya başlıyor. Yani sizin özel bir şeyiniz ifşa edilebiliyor ve bunu herkes görebiliyor veya bir sırrı paylaşabiliyorlar ve bunu herkes görebiliyor. Siber zorbalığın sonuçlarına bakacak olursak, şimdi üç farklı grup açısından sonuçları var. Birincisi zorbalığı yapan kişi, yani zorba dediğimiz kişi açısından sonuçları var. Nedir bunlar? Şiddet bir kere meşrulaşmaya başlıyor. Onun dışında anonim kalabiliyor bu kişi. Yani normalde bir insana okulda zorbalık yaptığı zaman çocuk kimin bunu yaptığı açıkça belli. Ama siber zorbalıkta anonim kalma şansı var. Belli bir noktadan sonra iş hani daha böyle adli süreçlere giderse evet artık o noktada anonim kalamıyor. Bu kişinin kim olduğu bulunuyor. Ama buraya gitmediğini varsayarsak kim olduğu belli olmadan istediği şekilde zorbalık yapabiliyor. Bundan haz almaya başlıyor ve bu diğer zorbalık çeşitlerine de dönüşebilir aslında. Onun dışında herhangi bir şekilde ceza almaması, yani siber zorbalık yapabilir bir çocuğa haftalarca, aylarca. Ama okulda kimse bunu yapanın hiçbir öğretmen o çocuk olduğunu bilmez. O yüzden devam edebilir. O yüzden hani o normal adalet algımızın da dışında bir şey yaratıyor çocukta. Aslında sonsuz bir güç hissi yaratıyor. Ergenler arasında dediğim gibi hani gençler arasında da başladı artık. Ya da bazen işte biten ilişkilerin sonrasında böyle şeyler yapılabiliyor. Ve bu o kişiye sonsuz bir güç hissi veriyor. Çünkü hani yaptığı her şey gerçekten karşı tarafa çok zarar verecek, can acıtacak şeyler oluyor. Onun dışında zorbalığa maruz kalan kişi açısından sonuçları var. Genelde bu kişilerin özgüvenleri, öz saygıları düşmeye başlıyor bir süre sonra. Çok çaresiz hissetmeye başlıyorlar, yalnızlaşıyorlar. Genellikle de başlangıçta en azından hani ailelerine veya öğretmenlerine söylemiyorlar bunu maalesef. Çünkü bazen özellikle ifşa etme söz konusuysa evet korkacakları şeyler olabiliyor. Bazen sadece maddi durumlarından dolayı bile siber zorbalığa uğrayabiliyorlar. Ya da işte bir derste komik bir şey söylemiş mesela ya da komik gelmiş bu insanlara. Bunun üzerinden o çocuğu zorbalığa maruz bırakabiliyorlar. Maruz kalan kişi dediğim gibi özgüvenini yitirmeye başlıyor. Akademik başarısı düşmeye başlıyor aynı şekilde. İnsan ilişkilerinden uzaklaşmaya başlıyor, yalnızlaşmaya başlıyor. Bunun dışında bir de buna tanık olanlar var. Şimdi zorbalıkta, normal zorbalıkta da, siber zorbalıkta da tanık olan kişiler hemen hemen her zaman vardır. Bu kişiler açısından da çok farklı sonuçları var. Birincisi, bunlar açısından da şiddet meşrulaşabilir. Çünkü birisi birine bir çeşit şiddet uyguluyor ve sonucunda hiçbir şey olmuyor. Bu his onlara da güzel gelebilir. Onun dışında güçlünün yanında olmak isteyebilir. Ya da şöyle de olabiliyor. Kendisi de zorbalığa uğramamak için zorbanın yanında oluyor. Yani ona karşı çıkıp işte sen ne yapıyorsun falan deyip veya onu şikayet etmek yerine tam tersi de zorbadan yana olmaya başlıyor ki hani ben ona tepki versem aynı şeyleri bana da yapar diye bu şekilde korkmaya başlıyor. Şimdi dediğim gibi hem zorbalık yapanı hem zorbalığa maruz kalanı hem de buna tanık olanları etkiliyor. Ama en çok tabii ki zorbalığa maruz kalanı etkiliyor. Çocuğun adalet algısı bir kere sarsılacak çünkü gerçekte hak etmediği bir şeye maruz kalıyor. Onun dışında hakkını aramayı bırakacak, hakkını aramayan bir insan olacak muhtemelen böyle bir genelleme yapacak olursak. Onun dışında hani sadece ifşa etmek değil burada işte aşağılamak, hakaret etmek vesaire de olduğu için özgüvenini
güveni düşecek kendisiyle ilgili veya sırf işte dış görünüşüyle ilgili şeyler bile bunun üzerinden de zorbalık yapılabiliyor. Eğer öyleyse zaten kendiyle ilgili yani bedeniyle ilgili tüm algısı değişecek ve hayatının belki sonuna kadar işte kendisinin çirkin birisi olduğunu veya işte akılsız birisi olduğunu veya hiçbir şey hak etmeyen birisi olduğunu düşünebilir. Yani o yüzden sadece o anla sınırlı değil. Özellikle de bu süreçte çocuk yapması gerekenleri yapmaya korkuyorsa, hani destek kaynaklarına başvurmuyorsa, okula, ailesine bildirmiyorsa maalesef ileriki yaşlarda da bu tip sıkıntılar olacaktır. Ama çocuğun yaşayacağı sıkıntılar hani sadece psikolojik değil. Psikolojik kısmı var, sosyal kısmı var. Çocuk içe çekilmeye başlıyor, yalnızlaşmaya başlıyor. Çünkü yani hem özgüveni düştüğü için yalnızlaşıyor, hem az önce dediğim gibi çoğunlukla bunun tanıkları da oluyor. Yani o kişinin o kişiye nasıl hakaretler ettiğini bilen başkaları da oluyor ve bu yüzden yalnızlaşmaya başlıyor. Akademik başarı yine düşmeye başlıyor kesinlikle. Bunun dışında öyle örnekler var ki bununla başa çıkamayıp kendine zarar verme veya işte kendi hayatından vazgeçmeye kadar gidebiliyor maalesef bu. Bu konuda son yıllarda filmler de çekilmeye başladı. Çok güzel filmler de var aslında. Hani bu siber zorbalığın sonuçlarının nereye kadar gidebileceğini gösteren filmler de var. Hani bazen ergenler, bu tip şeyler yaşayan ergenler hani bu tip filmleri izlediklerinde kendilerini daha kötü hissedebilirler. Böyle durumlarda da hani bu filmlerin ailelerle birlikte izlenmesi çok önemlidir. Buradan hani zorbalığa maruz kalan kişilere, hani ergenlere, gençlere, çocuklara özellikle şeyi her zaman vurgulamamız gerekiyor. Böyle durumlarda kesinlikle birilerinden destek alması gerekir. O yüzden aslında bu olay, böyle bir olay yaşanmadan okullarda bu konuda bilgi verilmesi gerekiyor çocuklara. Yani siber zorbalık veya herhangi bir zorbalıkla karşı karşıya kalırsanız şunları şunları yapmanız gerekiyor diye. Aksi takdirde çocuklar hani %80-90 maalesef susmayı tercih ediyorlar bu durumda ya da ergenler. Çocuğun veya ergenin dediğim gibi tüm kimliğiyle ilgili her şey bu siber zorbalık yüzünden yerle bir olabiliyor. Çünkü özellikle ergenlikte zaten kimlik yeni yeni oturmaya başlıyor. İşte siz o çocuğun dış görünüşe dalga geçtiğiniz zaman aile yapısıyla, maddi durumuyla veya işte herhangi bir dersteki performansıyla dalga geçtiğiniz zaman veya onun işte olmayacak, görünmesini istemediği bir anını videoya çekip onu ifşa ettiğiniz zaman o çocuğun kimlik gelişimi tamamen olumsuzlaşmaya başlıyor.